Herkese merhaba dostlar, Eagle TV ekranlarına ve yeni bir oyuncu analizi videomuza hoş geldiniz. Bu oyuncu analizi videosunda arkadaşlar bundan sonra şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ben normalde sizin videolarınızı kaydediyordum. Yani hem kaydederken izliyordum, bazen izlemediğim de oluyordu ama genelde izliyordum. Bilgisayarıma kaydettikten sonra bilgisayardaki bir oynatma programıyla, video oynatma programıyla sizlere sunuyordum. Ancak bu hem benim açımdan vakit kaybı olduğu için hem de bazen indirmede problem oluyor, kaydetmede problem oluyor. Bunun gibi sıkıntıları engelleme adına bundan sonra attığınız videoları sadece YouTube'dan bu şekilde izleyeceğiz. Hem daha zamandan tasarruf olmuş olacak hem de bazı sıkıntılarını da önüne geçmiş olacağız. Şimdi bugünkü videomuzda sadece bir sefere özel, daha önce bunu da yapmıştık zaten ama bir sefere özel güzel bir şey yapacağız. Bugün tekrardan konsoldayız. PlayStation 4 büyük ihtimal ki PlayStation 4 zaten büyük ihtimal yok, başka bir ihtimal de yok. Xbox değil yani arkadaş. 720-30 FPS ile çekebiliyorsunuz PlayStation 4'te en fazla. Biz de 720-30 FPS göstereceğiz. Bunu yapmamızın sebebi de bu kardeşimi çok sevmem. Bizim kanalımızın en sıkı takipçilerinden bir tanesi olduğu için ben de ona kendi çapımda hem bir hediye olsun hem de sizlere 720-30 FPS'in bu çeken arkadaş yanlış anlamasın. Bu bana gönderen diğer arkadaşlar da var 720-30 FPS'te. Ne kadar kötü göründüğünü görme anlamında da bir test yapmış olacağız. Ama siz tabii ki her zaman görüntüye değil, benim söylediklerime yoğunlaşırsanız sizin için daha iyi olur. Şimdi maçın kayıt alma kısmında ilk baştaki şu banlama kısmını geçmiş, direkt oyuna başlamış ama en azından şurayı görmemiz her zaman iyi. Oregon haritasındayız. Atak başlayacaklar. Kendisi bronz 1, 2000 küsür bir MMR olması lazım. Oyuna Void Ash'te başlamış. Yani daha birkaç ay olmuş başlayalı. Belki bir ay, belki iki aya. Yanlış hatırlamıyorsam 60-70 seviye bir şeydi. Fuse Çakal banlanmış. Ki Fuse burada neden banlanır bilmiyorum. Çok da gerekli bir operatör değil burada ama düşük arada banlıyorlar demek ki. İlk defa Fuse'un banlandığını gördüm bu arada uzun zamandan beri. Çakal, Kavera ve Ela banlanmış. Yani ilginç bir seçim. İzleyelim. Bundan sonra YouTube'dan izleyeceğiz dediğim gibi. İnşallah seyir zevkini de etkilemez diye düşünüyorum. Bu arada yeni kapak fotoğrafı yaptık. Yeni kapak fotoğraflarımız artık böyle olacak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Onları da yorumlara yazarsanız. Kapak fotoğraflarını şöyle yapmayı düşünüyorum. Kapak fotoğrafında oynadığınız ilk operatörün, yani o maç içerisinde oynadığınız ilk operatörün oyuncu analizine giren oyuncular için ilk fotoğrafın arkadaşlar ilk operatörün fotoğrafını koyacağız. Bunun gibi. Arkadaşım mesela Fink oynuyor. Siz Fink'in resmini görüyorsunuz gibi. Böyle kapak fotoğrafımızda birazcık değişikliğe gittik. Şimdi Montaigne, Thatcher, Capitao, Termite ve Finca. Güzel bir takım aslında. Bu arada size şunu söyleyeyim. Tabii ki bu tercih meselesi ama ben sizin yerinizde olsam biraz sesi kısacağım şimdilik. Ben sizin yerinizde olsam oyunu oynarken müziği açmam. Kısarım yani. Gereksiz ses. Bu arada bomba üst katta. Şimdi kendisi bronz 1 olduğu için ve konsolda oynadığı için tabii ki eğim üzerinden gitmeyeceğiz. Bu oyuncu analizlerin bir avantajı da şu. Oynayan arkadaşlara ve bu tarzda oynayan arkadaşlara veya o Elo'da oynayan arkadaşlara yardımcı olmak. Oyun tarzlarına bakmak. Sonuçta insan sürekli aynı şekilde oynamıyor. Benim oynayış tarzım var, farklı. Sizinki farklı. Operatör rolleriniz farklı vesaire. Bu arada Spear ile oynuyor. PMM almış yanına da. Evet. İlk gördüğüm daha ilk saniyede birazcık eğimini kontrol etmesi zor. PlayStation gerçekten o kadar zor mu? Yoksa cidden deli gibi oynayan da var mı yani? Hani böyle sanki bilgisayarda mouse'la klavyeyle oynayabilen var mı? Mouse'la klavyeyle oynuyormuş gibi. Gerçi PlayStation içinde Xbox'ta yapılıyor mu bilmiyorum. Böyle mouse klavye alan veya farklı durumlar da var sanırım. Evet, Montaigne buradan girdi. Pinkacığımız dronluyor. Normalde bu videoyu atmayacaktım dediğim gibi. Armory dronlanıyor. Bak Armory'nin arka tarafını dronlamadım. Her zaman tam bir drone arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Yani 2 saniye 2 saniyedir. Evet 2 kill geldi, güzel. Don't forget
Sen Armory drone'lamışsın artık. Armory'de kimse yok. Oraya gidip beklemenin de bir anlamı yok. Montaigne içeriye girdi mesela. Burada hemen hala Montaigne'e destek vermen lazım. Bak gitti mesela. Montaigne öldü. Bu senin hatan. Ayrıca Pinkay'ı da basabilirdin. Avantajlı durumdasınız. Drone'unu atman lazım. Her zaman bu şekilde. Frag grenade'lerinizi boşa harcamayın. Önce drone'unuzu atın. Böyle içeri tarayacağınız zaman mutlaka, yani bu PC de olsa konsol da olsa aynı. Biz şu an konsola göre ve bu oyuna göre söylüyoruz. Mutlaka Finca boost'unu bas. O boost'ları boşa vermemişler. Bak 1 dakika 15 saniye kaldı. Şu an diğer taraftan çatışıyorlar. Bir tane 10 saniyelik bir boost hayat kurtarabilir. İşte mesela burada hemen bombayı çekmene gerek yok. Ama bandit gitti, güzel. Mesela burada Clash burada. Takım arkadaşların direkt hemen gidip kurması lazım. Bak Clash burada. Bilmiyorum PlayStation'dan konuşuluyor mu oyun içerisinde? Konuşuluyor bildiğim kadarıyla. Hemen takım arkadaşların kurması lazım. Tamam, bomba kuruldu, güzel. Mesela burada biraz acele ettin ama inşallah takım alabilir. 3'e 1 zaten. Clash da öldü. Tamam, Anas Mim. Termite güzel taşıdı. 3 kill'le. Mesela bak bu birazcık daha sanki kontrol edebiliyor gibiyim değil mi? Bu arada bana soruyorsunuz. PlayStation'da konsolda oynarken biz zoom açmadan sağa sola eğilemiyoruz. O PlayStation'da yok bildiğim kadarıyla arkadaşlar. Evet, ikinci operatör ne olacak? Bu arada hemen hemen bütün operatörler açık yani. Sadece yoksa hepsi mi açıktı? Hepsi açık değil mi? Paket falan almış büyük ihtimal. 60. seviye bir insanın bütün paketleri açması imkansız çünkü bütün operatörleri. Son adam otomatik bak. Bakalım ne olacak. Bu arada siz bu videoyu izlerken bu videodan yaklaşık 1 saat önce belki 2 saat önce Detroit'in de yeni bölümü kanalda olacak. Onu da dönüp bir bakarsanız çok sevinirim arkadaşlar. İzleyen arkadaşlar. Detroit Become Human çok güzel bir oyun. Kesinlikle izleyin, deneyin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Bu arada mutlaka merak... Aha! Defans Summit Team Kill geldi. Mutlaka merak edenleriniz vardır. Neden Rainbow Six Siege videoları az geliyor diye. Bunun iki sebebinden bahsedeceğim şimdi size. Bu round başlarken. Birinci sebebi arkadaşlar ben Rainbow Six'i çok fazla oynayamıyorum. Multiplayer bir oyun sonuçta. Multiplayer'in olduğu için hani bir şey oluyor, durduramıyorsunuz oyunu. Dolayısıyla çok fazla vakit bulamıyorum bebekten dolayı. Dolayısıyla videolar da buna göre az geliyor. İkincisi yaklaşık olarak 100 GB'lık bir gameplay videosu sildim. Bunlar içinde işte en az 20-30 tane Ace videosu, Clash'lar bir sürü şey vardı ama sildim. Bazı sıkıntılarım var. YouTube kanalımızla alakalı tabii ki pandemi sürecinde yine problemler vesaire. Dolayısıyla bu sıkıntılardan dolayı kafamın tası attı artık. Dolayısıyla o gameplaylerimi sildim. Bu kanalda arkadaşlar hatırlarsanız daha önceden taktik videoları, rehber videoları çok fazla geliyordu. Bu kanalda gameplay de geliyordu ama bizim ikinci kanalımız var. Yeager's Gaming diye. Gameplayleri oraya atmayı düşünüyorum. Yabancı kanal orası. Taktikleri de buraya atmayı düşünüyorum. Onun için biraz bekliyorum. Haftalık canlı yayınlarımızda zaten bunu söylüyorum size. Hani şöyle yapın, böyle yapın, şuraya gelin, buraya gidin gibi. Siz de sağ olun takip ediyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla bana böyle 1-2 hafta, yani en azından en fazla 3 hafta kadar bir süre verin. Ben bir ortalığı bir düzeltmeye çalışayım sıkıntılarımızı. Ondan sonrası kolay. Şimdi bomba mutfakta. Hala Finca basılmadı. Mesela bu Finca boost'u basmaktan çekilmiyor. Orası bu arada kurşun geçirmez. Takım arkadaşına vurabilirdim burada. Mesela bu arkadaş oynarken tabii ki yine takım taşıdı burada. Tabii ki arkadaşlar böyle oynadığınız zaman bazen takım taşıyacak, bazen siz iyi oynayacaksınız ama şunu söyleyeyim. Bu arkadaş büyük ihtimal yeni başlamış. PlayStation'da ilk defa mı oyun oynuyor bilmiyorum. Eğer PlayStation'da direkt Rainbow Six Siege ile başladıysanız zaten çok zor. Deli gibi zor. Yani PlayStation'da daha önceden bir ne bileyim bir PES oynamanız lazım. Ne bileyim bir FPS oyunu. Gerçi PES çok farklı. En azından bir FPS oyunu oynamış olmanız gerekiyor. Direkt Rainbow ile başladığınızda gerçekten zor.
Gerçi PC'de de direkt Rainbow'la başladığınızda gerçekten zor. Hani hayatınızda hiç oyun oynamamışsınız. Direkt Rainbow Six Siege'le başlıyorsunuz. Kesinlikle en aşağı 1-1,5 sene sıkıntı çekersiniz. Ha, çok yetenekli olursunuz. Farklı bir şey. Hani birden yeteneğinizi keşfedersiniz. O farklı bir şey ama o da çok düşük bir ihtimal zaten. Bu arada 72 ping'le oynuyor arkadaşımız. Bu sefer Twitch aldı. Finca'yı diğer kişi aldı diye Twitch aldı diye düşünüyorum. Oraya bakmadım bu arada. Yan ekrana bakıyordum. Evet, Twitch'in artık şokları arkadaşlar, şoklayıcıları sınırsız olduğu için 30 saniyede bir doluyor zannedersem ya da 40 da olabilir. Böyle bir iki kamerayı almadık, sakınca yok. Yine bir team kill geldi. Mesela bu maçı 3-0, 4-0 olmalı, almaları lazım. Ya şundan bahsetmemiştik arkadaşlar. Bana videolarınızı nasıl atıyorsunuz? Öncelikle Discord adresimiz videolarımızın açıklamalar kısmında var. Discord adresimize geliyorsunuz. En üstte sunucu sahibi Yigir TV yazıyor. Bana veya hemen altında adminimiz Syfex'e şu şekilde videolarınızı gönderebilirsiniz. Öncelikle videolarınızı YouTube'a yüklemeniz gerekiyor. Videolarınızı YouTube'a yükledikten sonra videonuz hazır. En aşağı 720-60 FPS kaydetmenizi rica edeceğim. Yani o kadar iyi bir bilgisayarınız olması lazım. Çünkü bu 720-30 FPS çekilen, PlayStation'da çekilen bir video fark ettiyseniz. Dolayısıyla ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Seyir zevki açısından ben bile mesela her zaman daha kaliteli şeyler yapmaya çalışıyorum bilgisayarım el verdiği sürece. Tabii ki yapamadığımız zamanlarda oluyor ama bu ekstra bir durum olduğu için seyir zevki açısından gönderen arkadaşlar eğer ki yüksek kalitede gönderirse sevinirim. YouTube'a kaydettikten sonra bana veya Syfex'e şu şekilde yazıyorsunuz. Videoyu attım. Abi bu videoyu çek. Ben öyle videoları çekmiyorum. Bakmıyorum bile. Onu söyleyeyim. Bir selam verin. Abi nasılsın? Ben işte oyuncu analizi için video atmak istiyorum. Veya işte kardeşim veya işte arkadaşım. Neyse yaşınıza göre. Tabii ki buyurun. Ondan sonra MMO'nızı yazacaksınız bana o oyunu oynarken. Mesela o oyunu oynarken bronz 1'siniz bu arkadaş gibi. Aa benim 2000 MMR'ım var. Veya ben plat 3'üm. 2500, 3000, 3500 neyse MMR'ım var. Bir de oyundakini ikinizi yazıyorsunuz. Bu kadar. Ondan sonra teşekkürler. Görüşürüz. Ama o MMR'la oyundakini ikiniz önemli. Bu iki tane önemli şeyi mutlaka yazmanız gerekiyor. Bu arada Twitch'in ben ne yaptığını hala anlamış değilim. Mesela bronzdaki arkadaşlara söylüyorum veya herhangi bir Elo'daki arkadaşlara söylüyorum. Drone'larınızı öncelikle kullanın. Bakın iki tane drone'umuz var. Hala kullanmadı. Kendisinin burada herhangi bir işi yok. Mesela ne yapabilirsiniz burada? Bir durdurayım. Şu pencereyi açarsın. Burada bandit veya kayıt var, değil mi? Pencereyi açarsın. Drone'unu buradan içeriye atarsın. Gelirsin abi buradan kaydını alırsın. Termite'e gel aç dersin. Ancak burada Twitch'in böyle bir işi olabilir. Onun dışında Echo drone'larını alabilirdin. Echo drone'larını kovalayabilirdin. Dolayısıyla bu tarz şeylerde bu arada pencereden sıkıyorlar bak. Karşı pencere. Bu tarz şeylerde her zaman hızlı düşünmeye çalışın. Nerede durmanız gerekiyor? Bunu round'dan önce zaten planlamanız gerekiyor. Her zaman round başlamadan önce kesinlikle planlamanız gerekiyor ne yapacağınızı. O yüzden dronlarınız önemli. Hangi operatörü alacağınız önemli. Mesela Twitch Thatcher'ın alternatifi değil mi? Ama şu an Twitch görevini yapmıyor. Mesela en büyük görevini kendi dronları. Daha sonra Claymore ile ilgili herhangi bir durumda yok. Bak. Pencere kırıldı. Alo. Pencere kırıldı. Yani belliydi, bayağı belliydi. Bu arada bir şey soracağım. PlayStation'da FPS neden daha demin 45'lere düştü? PlayStation'da FPS düşme var mı? 60 FPS sabit değil mi? Yoksa bir belli modelleri vesaire mi var? Mesela bana bir Termite'ın biri bana ne yaptığını söylesin. Finca içeride. Banditten dolayı mı girmedi acaba? En son da gelip bu tarafa kurabilirdi. Zamanı da vardı. Boş boşuna el verdiler. Bu eli kim yüzünden kaybettiler biliyor musunuz? İlk başta eş öldü ya. Spam yedi ya. Onun yüzünden kaybettiler. Ya. Mesela eş ölmeseydi ne yapabilirdiniz biliyor musunuz? Oraya dronelardınız veya hiç dronelamaya bile gerek yok.
Meeting'e gider de eş aşağıdan bir launcher atardı. Mesela madem orayı açmak istiyorsunuz gider açardı. Mesela Termite'in normalde şeye gitmesi lazım. Master bedroom'a gidip oranın reinforce'larını açması lazım üst katta. Bir de watch tower'ı açtıkları zaman zaten iki taraftan bastırabilirler rahatlıkla. Yani bu yüzden reinforce açmak çok önemli. Hangi reinforce'ları açacaksınız? Takım olarak nasıl bir taktik yapacaksınız? Çok önemli. Mesela bana şöyle soranlar oluyor. Genellikle böyle oyuncu analizi videolarında da bazen normal videolarda da mesela bunları buraya atmanın da bir anlamı yok. Bu arada Taçanka'yı niye almışsın bilmiyorum. Çok kötü bir operatör. Taçanka'yı savunanlara da uyuz oluyorum. Sanki bana her gün Taçanka'yla maçlaşıyorlarmış gibi. Ne anlatıyorduk? Ha, şöyle yorumlar geliyor. İşte sen kimsin ki oyuncu analizi yapıyorsun, şöylesin, böylesin. Birinci analiz yapmak için oyunda yüksek seviyeye gelmek önemli değil. Çünkü analiz bambaşka bir şey. Her oyun mesela her yüksek seviyeye gelen insan analiz yapamaz. Şu an yaptığımız şey zaten sadece analiz değil, oyunlarınızı yorumlamak. Ben detaylı bir analiz yapmıyorum sizlere. İkincisi, oyunda evet yüksek seviyede gelmedim değil, geldim. Her oyunda geldim. Ya yani aklınıza gelebilecek bir sürü oyunda yüksek seviye oynadım. Dolayısıyla gidip böyle lütfen yorum yaparken birazcık daha yapıcı yapalım. İnsanlar özellikle kırmadan ve çarptırmadan şeyler yaparsak güzel olur diye düşünüyorum. Evet, Finca var. Bu Finca düşük seviyede çok mu alınıyor yoksa bu tepme olmasın diye sadece PlayStation'a özgü bir şey mi bu? Evet, atladı. Önüne çıkacak. Önüne gir. Aynen. Vur vur vur. Abi önden geçti. Alo. Aa, bir tane değdirdi. Aha. Gitti. 2-2 oldu durum. Mira da öldü. Geçmiş olsun. Bir şey diyemiyorum. Yani mesela burada zoom açmak yerine normal vurmanız her zaman daha iyi, kontrol edebiliyorsanız. Adam orada hiç bakma, hiç bakma. Hayır, pompalı var. Bakma, bakma, bakma. Olmaz. Nice. Oraya bakma. Oraya baktığın an ölürsün. Bakın mesela bazı durumlarda, tamam, bazı durumlarda hangi açıda durmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Şimdi sen orada sıkıntıdasın. Kendini sağa yaslayacaksın. En sağ. Sol tarafındaki o önünde durduğun yatak var ya, yatağı koruyacaksın. Zaten mecburen kapıdan gelecekler. Orayı açabilecek herhangi bir şey yok. Yani pompalıları vesaire yok. Ancak termite gelip açacak. Sende de pompalı var. Yakın mesafeden herkes kapıdan gelecek. Yani ya bombayı kuracaklar ya kapıdan gelecekler senin üzerine. Ki bronz yarıda bak, fark ettiğin gibi iki kişi geldi, üstüne termite de geldi. Yani senin için bekliyorlar onlar. Bu, biraz akıllı olacaksınız. Bu round'u alabilirdin. Tabi takım erken düştü, 3 kişi birden. Onlara yapacak bir şey yok. Yani genellikle zaten oyunda biz de yapıyoruz. Yüksek rolları bırak, profesyonel arenada bile böyle aklınız almayacak hatalar yapılıyor. Zaten oyun bu. Hata üzerine kurulmuş bir şey. Ancak bu hataları işte yükselmek istiyorsanız, tabii ki eğlenmek istiyorsanız farklı. Bu hataları gözden geçirip elinizden geldiği kadar daha iyisini yapmaya çalışmanız gerekiyor. Evet, bakalım Elabike hologramları nereye atacak. Defansta ilginç bir seçim geldi. Mesela bu arkadaşa şunu tavsiye edebilirim. Birincisi, şu an zaman kaybediyorsun. Hani zaman kaybetmeyi falan geçelim ama şundan bahsedelim. Şimdi Taçanka alıyorsun, ertesi round Elabike alıyorsun. Bu olmaz. Yani böyle bir dereceli sistemi yok. Sonra işte atakta Finca aldın. Okey. Finca'yı almadıklarını Twitch aldın. Bu da olmaz. Gerçi olur. Hani olmaz değil ama bana göre olmaz. Yani ben Twitch oynuyorsam Pink oynamam yani. Ben Twitch oynuyorsam Ashe oynarım, Zofia oynarım. Ya yani benim oyun tarzım odur. Silahına da göre baktığımız zaman. Gerçekten çok zor ya aim almak. Baksana. Birazcık daha ileri atsan daha da nice olurdu. Şu gereksiz. O gereksiz. Hem onu alabilirler rahatlıkla. Hem de 3. hologramınızı saklamanız daha iyi olabilir. İki kişi burada zaten. Kendisinin de buraya gitmesi saçma. Bu C4'u buraya koyan kim? Mira. Mira dünyanın en güzel oyuncu hanım. Zaten onu asla görmezler. Nasıl bir mantık? Bu yüzden yeni başlayanlar Mira almayın sakın. Mira kesil almayın.
Drone'lar, işte kameralar birazcık daha hızlı geçip daha böyle gözden geçirmeniz gerekiyor. Aferin Frost. Adamsın Frost. Kendisi de mesela biraz C4'un orada duruyor. Bilmiyorum farkında mı? Bomba da geldi. Mesela Jäger hiç alınmıyor. Sıkmasaydın çünkü adam orada öleceksin şu anda. %99 elabaya ölecek. Öyle bir his var içimde. Hala La Frost. Vallahi ölmedi. Çünkü neden? Frost Pro. Ha öldü. Öldü. Lan ya şom ağzına. Ama alırlar maçı, alırlar. Frost güzel oynuyor. 7'yi 1 de en son biri. Bak ikisi bir acaba'nın arkasında çok tatlı. Ya baktığınız zaman dediğim gibi düşük elo'larda özellikle çok kötü oyuncular da var ama bir yandan da şunu düşünün. Bu oyunun %85'i bakın az buz değil %85'i plat 3 ve 6 abi. Plat 3 ve 6. Bunun belli sebepleri var. Bazıları kötü oyuncu, bazıları işte elo hell'de çıkamıyor. Bazıları işte çok fazla oyun oynamıyor. Bazıları işte çıkmış 10 maç oynamış bir yıldır girmiyor vesaire. Unranked'da duruyor gibi. Yani dolayısıyla bu insanlar yükselebilmek için videolar izliyor. Daha çok oyun oynuyor. Mesela bana göre plat 3 bir adam görmüşsünüzdür. Bir sezonda ortalama sallıyorum 300 maç atıyordur. Bronze veya silver veya gold kesinlikle 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1500 maç atan var ya. Bir sezonda 3 ayda deli gibi rainbow oynayan var. Niye yükselebilmek için? Artık 5 puanla böyle yükselmeye çalışıyor. Dolayısıyla düşük elo'lardaki insanları bazılarını tabii ki küçümsememek de lazım. Hani yükselmeye çalışan, kendini geliştirmeye çalışan tonlarca da oyuncu var. Evet. 6. round'dayız. Tekrar elebay aldı. Öbürü tekrar frost aldı. Walker'i. Jäger alınmıyor abi. Niye Jäger almıyorlar bunlar? Vama'yı da almıyorlar. Mesela yukarıları işaretlemesinin sebebi şu. Bence odanın yerini bilmiyor. Tahmin yürütüyorum. Çünkü ben de oynayana başladığımda öyle yapıyordum. Odanın yerini bilmiyorsanız veya tam olarak böyle yer bir C4 atacaksınız, bir şey yapmak istiyorsunuz. Nereyi C4'layacaksınız? Onu tam olarak kestiremiyorsanız normaldir yani kestirmek zorunda değilsiniz. Bak şu an hatch'i arıyor büyük ihtimal. Aynen. Oregon'u çok fazla bilmiyor. Normal olabilir. 60. seviye. Birazcık daha video izlemesini tavsiye ederim. Mesela benim kanalımda yeni Oregon'un rehberi var. Açıp kaçınız izlediniz. Bakabilirsiniz. Drone vardı orada canım benim. Görmedim mi? Drone. Alo. Bak Twitch de geldi. Ya da kendi açtı. Yamira kendi açtı ya Twitch geldi. Elebay'ları birazcık daha efektif kullanalım. Elebay her kim oynuyorsa bu Elebay hologramlarını küçümsemeyin. Birazcık daha böyle akıl oyunlar yapın. Tabii ki istediğiniz yere atabilirsiniz. Problem değil ama tavsiye olarak söyleyeyim. Çok fazla konuşulacak bir şey yok arkadaş çünkü çok fazla aksiyona girmiyor. Fark ettiyseniz böyle oynayanlar da vardır aranızda. Fark ettiyseniz genelde böyle safe oynayayım. Çok fazla aksiyona girmeyeyim. Çok fazla savaşmayayım. Bu arada reinforce yaptım kendi seçin dışında. Hemen sağ tarafta. Mesela Elebay'ı tam Frost Trap'ın üstüne açtılar. Tam Frost Trap'ın üstüne koysaydın güzel olurdu. Bu arada sen yukarıdan ölürsün canım o açıdan. Ölürsün. Ve oraya giderek daha da kendini öldürmeye hazır halde bırakıyorsun. Mesela böyle durumda sıkıştınız değil mi? Sağınızda Mountain var biliyorsunuz. Hızlı hareket etmeniz lazım. Böyle sabit durmak zaten sizi ölüme götürür. Kill, al kill'ı da çok güzel. Al kill'i. Güzel kill. Bir kişi daha gelecek büyük ihtimal. Sağına dikkat et. Bir de şu durumlarda şu yukarıdan evet ölmek üzeresin. Yatma yeri. Bak yattığın zaman yukarıdan daha böyle kendini daha da böyle açık alana bırakmış oldum. Yattığın zaman daha böyle seni vurabilmelerini sağlıyorsun. Bak orada. Hem de yattığınız zaman daha yavaş hareket ediyorsunuz. Dolayısıyla yatmayın. Sadece belli zamanlarda yatarsınız. Bandit de buraya geldi. Evet diğer taraf da açıldı. Bak şu an aşağı açıyı göremiyorsun mesela. Yukarıya konsantre oldun.
İki kişi kaldı zaten. Burada yer değiştirmen lazım artık. Burada kalmanın, yukarıya bakmanın bir anlamı yok. Bayağı safe oynuyor yani. Kenarda köşede durayım diye. Bak orada shield'ın tam yanında dursan hepsinden daha güvenli. Bak buraya niye sıkışma şeyi var? O shield var. Bak sağ tarafta kalkan yok mu? Bak adam içeriye girdi, herkese vuracak şimdi. Sağ tarafta kalkanın altına yatsan hepsinden daha güvenli. Çünkü Yink var. Diğerini de bilmesen bile problem değil. Alamaz kimse seni yani. Hem de kapıyı rahatlıkla karşıdan görmüş olursun. Evet, maçı aldılar. 4-2 kazandılar. Yani fark ettiyseniz Rainbow Six işte aldığımız kararlar çok önemli arkadaşlar. Kaç saniyesi kalmış maçın? Ha, sonuna gelmişler zaten. Şöyle durdurayım ben. Demek istediğim bu. Hani bir maç oynuyorsunuz. Evet, hoş, güzel. Yeteneği bir kenara koyuyorum. Tecrübeyi de bir kenara koyuyorum. Tabii ki biz bu yorumları kötüsünüz veya iyisiniz diye de yapmıyoruz. Sadece yapabileceğiniz şeyleri söylüyoruz. Eğer detaylı bir inceleme yapsam tabii ki durdururum. Sizlere bütün opsiyonları çıkartırım ama detaylı bir inceleme yapmıyoruz. Sadece belli başlı roundlarda gördüğümüz şeyleri tek izlemede neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. Detaylı bir analiz yapsam çok farklı şeyler olur. Detaylı analiz için dediğim gibi ya takım maçı atacaksınız, böyle efsane bir takım maçı, ne bileyim bir Go4'a gideceksiniz, ne bileyim bir espor, bir turnuva vesaire. Bu tarz bir şey olabilir. O zaman detaylı bir analiz yapabilirdik. Ama o tarz şeyleri zaten yapacak insan da yok. Yani bana detaylı analiz atacak takım zaten beni neden izlesin? Yani o açıdan bakmak lazım. Ama dediğim gibi ben insanlara sadece Rainbow Six işte değil, bütün şeylerde yardımcı olmak için varım. Biz sizin için varız. Sizler de sağ olun, desteğinizi esirgemiyorsunuz. Dolayısıyla sizler istediğiniz sürece biz de devam edeceğiz bu oyuncu analiz videolarına. Ama belli bir yerden sonra kapatırım diye düşünüyorum. Hani artık böyle nasıl desem, bir hedef belirleriz kendimize. Sallıyorum 20 video, sallıyorum 30-50, neyse. Bu hedefe ulaştıktan sonra büyük ihtimal kapatırım diye düşünüyorum. Hani finalini yaparım. Şu an için tüm elolardan yapmadığımdan dolayı hem de böyle eğlenceli oluyor, konuşup insanları izlemek de bana da zevk veriyor. Dolayısıyla bunlara şu an için devam edeceğiz oyuncu analizli videolarımıza. Bu sıralar düşük elolar atıyorum. Çünkü düşük elolarda insanların yükselmesini istiyorum. Ben herkesin bronz elodan çıkmasını isterim. Özellikle Türkiye'de Türk kardeşlerimizin bence elo olarak daha iyi yerlere gelmesi lazım. Bizim Türkiye'de yetenek olarak, çünkü özellikle takım bazlı oyunlarda yetenek olarak evet çok yetenekli oyuncularımız var, yok değil, ama takım olarak çok yetenekli takımlarımız yok. İnşallah bir gün biz de böyle turnuvalarda baş gösteririz. Biz de ne bileyim böyle dünya kupaları oluyor, ne bileyim uluslararası kupalar vesaire oluyor. Espor dalında inşallah biz de başarılara ulaşırız. Tabii ki bunlar bizim gibi insanlardan uzak. Niye? Bizim zamanımızda espor daha yeni başlamıştı ve imkan yoktu. Böyle gaming şeyler falan yoktu. 60 Hz ekranlarda 10 liralık A4 tek mouse oynuyorduk biz espor katıldığımız zamanlarda veya turnuvalara katıldığımız zamanda. O yüzden yeni nesil şanslı. Bu şansına rağmen yetenek sıfır. Yani inşallah daha iyi yerlere gelirler diye düşünüyorum. Tabii ki bizi bunlar şu an ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Kamu spotumuzu da yaptık. Oyuncu analizimizi de yaptık. İzin için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi 720-30 FPS'in bu şekilde olduğunu görüyorsunuz. Siz 720-30 FPS bundan sonra göndermeyin. Bu sadece bu kardeşimize özel yaptığımız bir kıyaktı. Kendisini sevdiğim için yapıyorum zaten. Çok fazla bana çünkü YouTube'da yardımcı oldu yorumlarıyla. Dolayısıyla bu kardeşimize özel bir hediye gibi düşünün. Hem de 720-30 FPS'in ne kadar kötü olduğunu görün ki 720-60 FPS minimum atın. Dolayısıyla daha eğlenceli, daha böyle göze hoş video olmuş olur. İzleyici tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.